Normalde bu tarz olaylara karşı bir savunma mekanizması geliştirdiğimi düşünürdüm ancak bu sefer hiç de öyle olmadığını fark ettim ve durumun ne kadar korkutucu bir vaziyet aldığını da anladım. Çünkü işim gereği bu tarz haberleri ben her gün okuyorum. Gerek dünyadan gerek Türkiye'den ve bunlar bir zaman sonra insanı hissizleştiriyor. Otosansürlü söyleyeceğim, ha bugün de mi bir T olayı olmuş diyordum ve olayı geçiyordum genelde. Bu beni de korkutan bir şeydi çünkü gerçekten hissizleştiğimi düşünüyordum. Ama yaklaşık 2 saat önce bir haber okudum ve vücudumda bulunan bütün kan kendine doğru çekildi. Donup kalmıştım gerçekten, ağzımı bile açamadım. Uzun süre duvara baktım. Dediğim gibi biraz taş kalpliyimdir. Hissizleştim bu konuda ama bu sefer elim ayağıma dolanmıştı. Şimdi diyenler olabilir. Enes, bize neyden bahsediyorsun? Olayı biz bilmiyoruz. Şimdiden söyleyeyim, hassas bir insansanız devam etmeyin falan, böyle bir uyarı yapmayacağım. Çünkü görün arkadaşlar. Görün, hepiniz görün bunu. Olay Antalya'nın Finike ilçesinde gerçekleşiyor. 6 yaşında bir kız çocuğu, 9 yaşında bir abisi, onların anneleri ve bir üvey baba. Geçen yıl bu zamanlarda Balıkesir'de savcılığa giden babaanne GS, o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A, kocası Rahmi A ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık çocuk izlem merkezine onları götürdü ve ifadelerini aldı. İşte buradan sonrası gerçekten dehşete düşüren şeyler içeriyor. Çocukların bir tanesinden neler yaşadığını kağıda aktarmasını istediler. Çocuğun çizdiği resim ise gerçekten her şeyi gözler önüne seren cinstendi. Resmi birçok yerde bulabilirsiniz ancak ben bugün YouTube kuralları gereği sansürlü şekilde sizlere göstereceğim. Çocuğun yaşadıklarından çizdiklerini anlayabilirsiniz zaten ama çok bakmak istiyorsanız internette de mevcut. Bunun yanı sıra yine sansürlü şekilde göreceğiniz bir mektup da var. O da şöyle gözüken ve çok küçük bir kısmını aktaracağım. En başında halam elletmeyin dedi yazıyor. Annem de bir şey olmaz devam edin dedi. Annem bizi para karşılığında satıyor. Bana bunlar yapılır annem seyrediyor. En altta da en çok beni seçiyorlar yazıyor. Gerçekten okuması bile çok zor. İşin içinde akrabalar falan da var. Bayağı ilginç, bayağı karışık olaylar dönüyor. Hatta haberin devamında şiddetle alakalı şeyler de söylenmişti. Olayın boyutlarını siz tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir sözde anne, bir üvey baba ve satılan iki tane çocuk. Dostlar açık konuşayım, bu cümleleri kurması bile benim için çok zorken o çocukların bunları yaşadığını düşünmek bile beni çok derinden etkiliyor ve yaklaşık 2-3 saat sadece bu konuya odaklandım, bunu düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki mesele neden tekrar patlak verdi? Daha geçen sene bu zamanlarda yaşanmış bir olay. Daha doğrusu ortaya çıkmış. Çünkü dostlar Elmalı davasında bu üvey baba ve anne normalde tutuklu yargılanırken birkaç gün önce gerçekleştirilen dava sonucunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Şimdi burada birçok insan kararın bu şekilde çıkmasına tabii ki tepki gösterdi. Çok da haklılar. Hatta ben de buradan sizi bir tepkiye davet ediyorum. Bu olayı lütfen Twitter gündemine sokalım çünkü bakın dostlar burada bir hukuk eksikliği var. Bu anne ve baba kanıt yetersizliğinden dolayı salındılar. Ki şöyle bir düşündüğümüz zaman gerçekten de böyle bir şey olduysa umarız olmamıştır ancak tüm oklar olduğunu işaret ediyor. Bunu kanıtlamak zaten çok zor bir şey. Ulu orta yerde gerçekleşen bir şey değil. Parmak izi vesaire herhangi bir şey de bulamazsın. Ya da kamera kaydı, görgü tanığı hiçbir şey yok. Suçu işleyenler suçlarını itiraf etmedikleri sürece bu olayın kanıtlarıyla ortaya çıkması gerçekten çok zor. Temelden bir eksiklik var. Sadece bu olay üzerinde söylemiyorum. Acaba dünyada kaç tane suçlu sırf kanıt yetersizliğinden dolayı salındı ve suçlar işlemeye devam etti? Şey diyebilirsiniz bana, abi bunu Twitter gündemine sokacağız da ne olacak yani? Yeniden salacaklar, yeniden şöyle olacak. Hayır dostum. Bu olayı ülkenin gündemine getirmek demek şöyle bir anlama geliyor. Evet, şu anda gerçekten de yeterli kanıtımız yok. Ve hukuken baktığımız zaman bunların salınması çok da yanlış değil. Ama olayın daha çok incelenmesini sağlayabiliriz. Kanıtlar bulunmasını sağlayabiliriz. Eğer bizler bu olayı gün yüzünde tutmaya devam edersek mutlaka daha fazla araştırılacak. Olayın üstüne daha çok gidecek ve gerçekler ortaya çıkacak. Burada birileri yalan söylüyor. Ve gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi çok kötü bir huyu vardır. Dediğim gibi beni gerçek hayatta tanırsanız anlarsınız. Kas katı bir insanımdır. Bu tür şeylerden çok etkilenmem. Ama bu olayı duyduğumdan beri konuşmak istiyorum. Her yerde duyulmasını istiyorum. Bu video YouTube tarafından bloklanacak falan filan hiçbir umurumda değil. Sadece dostlar şu dava kapanmasın ve şu dava lütfen gündemde tutalım. O resimlerin, o mektubun sansürsüz hallerini gidin ve bulun. Sonra yazılanları iyice okuyup görsellere iyice bakın. Çünkü bu sefer gerçeklerden kaçamayız. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hep iyi bir insan olarak kalın. Görüşmek üzere.